Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Dün anons etmiştim. Dudak uçuklatan altındaki zarar. Hazinenin altın tahvili, altına dayalı tahvil ve kira sertifikaları ihracıyla ortaya çıkardığı, piyasaya yaptığı bir borçlanma var. Ama diğer tarafta kasasında bulundurduğu fiziki altın miktarı belli. Bu borçlanmadan bu altınlar düşüldüğünde bir rakam çıkıyor ki gerçekten hepimiz Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerindeki o -50 milyar doları konuşuyoruz ama hazinenin altın borcunu çok fazla konuşmuyoruz. Uğur Gürses de buna dikkat çekti bloğunda. Gerçekten Türkiye'nin altınla olan yakınlaşması, altın macerası, altın hikayesi 2013 yılında 17-25 Aralık 2013 soruşturmalarında Reza Zarrab'ın İran'da Türkiye arasındaki petrol doğalgaz ticareti karşılığında altın ticaretini aracılık ettiğine dair o işlemlerde dönen rüşvet ve yolsuzluk çarkının Amerika'da daha sonra 2016'da Türkiye'de bu dosya kapatıldı ama Amerika'da hatırlayacaksınız Reza Zarrab 2016 yılı Mart ayında tutuklandı havalimanında New York JFK havalimanında. Ondan tam bir yıl sonra da eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tutuklanmıştı. Reza Zarrab itirafçı olmayı seçti. Etkin pişmanlıktan faydalandı. Şema'yı, kimlere, hangi bakanlara nasıl rüşvet verdiğini, kamu bankalarıyla bu para işlemlerinin nasıl yapıldığını tek tek anlattı. O dışarı çıktı. Hakan Atilla ise kara para aklama suçu dahil hakkındaki 6 suçtan 5'inden jüri tarafından suçlu bulundu ve hakim dedi ki 30 ay hapis cezasına hükmetti. 30 aylık cezanın sonunda da Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi ve geldikten hemen sonra da yaklaşık bir yıldır Borsa İstanbul'un genel müdürlüğünü üstleniyor Hakan Atilla. Bu altın konusu İran'la önce dolar yasağı getirmişti Amerika bu nükleer silah anlaşmasını ihlal ettiği, uranyum zenginleştirmesinde kuralları, sınırları aştığı gerekçesiyle Trump'ın başkan seçilmesinden sonra da bu müeyyideler daha da derinleşti. 2013'teki o dolar şeyinden sonra daha sonra altınla ticarette yasaklanmıştı ama Türkiye'nin bu ticarete devam ettiği ortaya çıkmıştı. Şimdi 2017'den itibaren altın konusu Türkiye'de tekrar parlamaya başladı. Bakın altın ithalatı Türkiye'nin giderek artıyor. Altın ithalatı artarken kullanım da hem şahısların hem şirketlerin altına dönük ilgisi artıyor. Altın hesapları, mevduatı ve altınla ilgili fiziki altına talep üst seviyede. Altın ithalatı artarken hazinenin borçlanmasında da bu yönde TL ve döviz borçlanması, TL borçlanmasının dışında hazine artık ilk defa son 1,5 yıldır piyasadan, iç piyasadan döviz borcu da oluyor. 2011'de 12'de bu içeriden döviz almak, kendi vatandaşından döviz borcu almak ayıbından Türkiye Cumhuriyeti hazinesi kurtulmuştu ama son 2 yıldır dışarıdan döviz gelmeyince böyle bir değerlendirme yapılıyor. Bakalım altınla ilgili rakamlara bakalım. Hazinenin elinde ne var, ithalat ne var? O rakamları tek tek görelim. Bakın 2020 yılında şu ana kadar Ağustos itibariyle 269 ton altın ithal etmişiz. İşte 15 milyar 118 milyon dolarlık bir altın ithalatı. 2017'de zirve nokta bakın 16 milyar 577 milyon dolar olsa da bu sene bu ivmeyle devam edilirse biz sene sonunda 2017 rekorunu da geride bırakacağız. Bir de 2013 rekoru var 15.127. O Reza Zarrab'ın aktif olduğu dönem ama daha sonra yavaşlıyor. Tekrar burada bir hareketlenme var. Peki altın ithalatı böyle artarken hazinenin rakamlarında neler var? Hazine son 2 yılda özellikle altın borçlanmasını arttırıyor. Altınla ilgili piyasaya 200 tonluk, 380 tonluk son bir yılda altın ithalatı var. 20 milyar 400 milyon dolarlık altın ithalatı bu. 2 yıllık toplamda da 28 milyar 200 milyon dolarlık 566 tonluk bir ithalat var. Peki bu altın ithalatı bir yerde
bu kadar ithalat varsa bunun arz tarafı böyle, talebin de buna bir talep olması lazım. Peki hazine ne kadarlık bir borçlanma yapmış? 2013 yılı Aralık ayında 15,1 milyar dolarlık 337 tonluk ithalattın. 2018 yılı Nisan ayından önceki son 12 ayda da 457 tonluk bir ithalat olduğunu görüyoruz. Şimdi hazine, bankalarda ne kadar altın var? Ağustos'ta 2019'da 200 ton altın var, altın hesabı. Ağustos 2020'de bu 525 tona çıkıyor. Yatırım ve emeklilik fonlarında 90 ton var. Son bir yıllık artış 35 ton bu yatırım ve emeklilik fonları için. Cumhuriyet ve altını ve ziynet para darphane altın için mesaide 62 ton basıldı şu an kadar Ağustos ayı itibariyle. Mücevher ihracatı içinde 45 tonluk bir altın dışarıdan gelen, o az önce bahsettiğim altın ithalatından, ithal altınların, külçe altınların buralarda kullanıldığını görüyoruz. Peki son bir yılda işte o hazinenin altın açığı ne kadar sorusuna cevap arıyoruz. Son bir yılda 161 ton altın tahvil ya da kira sertifikası ihraç edildi. 2,5 yılda 200 ton altın karşılığı ediyor bu yapılan tahvil ihraçları. Yani hazine aslında 200 tonluk altın karşılığı tahvil ihraç etmiş. Devam ediyoruz. Peki bu altın karşılığı hazinenin kasasında birebir ne? Hazine piyasaya aslında net 180, hazine piyasaya 181 ton borçlu. Merkez Bankası'nda muhafaza ettiği altın miktarı 60 ton, 60 ton hazinenin. Hazine bu durumda 121 ton altın açığı var. Bu kadar altını açığa sattı. Yani tahvil verdi insanlara. Dedi ki bunları bana vadesine getirdiğinizde bu kadar size altın vereceğim. Faizi hariç, faiziyle beraber. Peki kaçtan aldı ortalama bunları, geriye dönük hesaplarımızı yaptığımızda? 1605 dolardan aldı. Şimdi 1605 dolardan aldı. Bugün ne kadar? 1910-1920 dolarda altının onsu, değil mi? Yani hazine aslında aldığı altınları geriye yarın öbür gün bu vadede vermeye kalksa, fiyatlarda, dünya fiyatları arttığı için hazine kilo başına 9808 dolar zarar etti. Toplam zarar 20 ton altına tekabül eden 1 milyar 200 milyon dolar. O da ons fiyatı burada kalırsa ve Merkez Bankası muhafaza ettiği altınlarda herhangi bir eksilme olmazsa, yani herkesin altından %40-50 para kazandığı bir dönemde bizim hazinemiz piyasaya 121 milyon bin ton, 121 ton borçlu ve sadece bu ons fiyatındaki o 3000 dolarlık yaklaşık fark sebebiyle, onstaki o artış sebebiyle alım ve satım arasında da böyle bir maliyet var. Hem zarar etti hem de piyasaya da bu kadar açığı var. Yani 120 ton altını bu şekilde bu yüksek fiyatlardan almak, kilo başına 9808 dolar zarar etti. Şimdi altındaki o 2020 yılında 403 ton ithalat olduğunu söyledik. Bizim altın maden üretimimiz geçen yıl 37 ton, bu yıl 20 ton. Hazinenin altın cinsi menkul ihracatı 113 ton 2020'de. Külçe altın ithalatı 2020'de 269 ton. Darphanenin üretimine bakın. Bakın darphanenin üretimi 2019'da 38,8 ton. 2020'de 62,3 ton. Şimdi yatırım ve emekli fonlarındaki artış, bankalardaki altın hesabındaki artış, yani toplam talep 553 tona çıkmış. Ne zaman? 2020 yılında. Şimdi altına böyle bir talebin olması aslında bizde böyle bir hamasetle yapılıyor. Vay efendim, dolar almayalım, altın alalım. Buradaki tablodan gördük. Yani altının ons fiyatı dolar üzerinden hesaplanıyor. 1605 dolardan almış hazine, şimdi 1900 doların üzerinde. Bundan kaçış yok. Yani efendim, altın alınca o zaman yerli ve milli oluyoruz, dolar alınca yabancı ve dış mihrak oluyoruz söylemlerinin altının ne kadar boş olduğu aslında burada ortada. Yani altında hazine ilginç bir şekilde, bakın başka grafikler var. Yani bizim altının hem
ithalat tarafında hem de işte kredilerde, dün de söyledim bunu, krediler nasıl şekilde pompalanıyor? Bankalardan bu altınlar ve altın hesaplarına muzam karşılıklar ve bununla ilgili teşvikleri Merkez Bankası açınca dolarla beraber bir de altın kanalından bir emisyon hacmi, bir likidite elde ediliyor. Yine altında hem hazinenin altın borcu artıyor kilo olarak, hem de bu altın borcunun değeri, dolar cinsinden değeri, borcu artıyor. Dolayısıyla şu anda hazine 121 ton net bir şekilde. Bu arada bankacılık sistemindeki altın hesaplarımızı görüyoruz. Bakın 525 tonluk bir şey var. 28 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 525.884 kiloluk altın hesabı var bankalarda. Demek ki 2020 yılındaki artışı altında görüyorsunuz. Yani vatandaş hem dolar alıyor, dolarizasyon 220 milyar dolara geldi mevduat, bankacılıktaki döviz mevduatı tutarı, hem de altın hesapları dikkat edin yıllara göre tarihte hiç olmadığı kadar en yüksek seviyede, kilo olarak bakın 2013'te 255 bin kiloymuş. 28 Ağustos 2020'de bu iki katından fazla bir miktara çıkıyor. 525 bin kilo, 525 bin kilo oluyor. Bakın darphane baskısı altın miktarı, yani gece gündüz mesaide darphane 62 tonu geçti. Şimdi 2013'ten sonraki en yüksek seviye bu. Ben 2013 yılını size hatırlattım. 2020 yılındaki bu paralellikler dikkatinizi çekmiştir. Ama diğer tarafta arka planda bu altının başka bir şeyleri örtbas etmek için nasıl kullanıldığını da ben sizin hesaplarınıza bırakıyorum. Yani sizin muhakemenize havale ediyorum. Türkiye sadece Merkez Bankası'ndaki swap karşılığı, munzam karşılığı, gelen emanet dövizleri kullanarak, harcayarak açık vermiyor. Aynı zamanda bu altın konusunda çok yüksek şekilde ithal edilen ve daha sonra hazinenin de borçlandırıldığı bu mekanizma üzerinden de Türkiye ekonomisi aslında görünmeyen bir riskle karşı karşıya. Yani biz altın, eğer tahminlerde Biden'ın seçilmesi ve teşvik paketini açıklaması halinde belki de 2100 dolar seviyesinin üzerine test edecek altın. Şimdi o zaman bu zarar daha da katlanacak. O zaman bu altın tahvillerinin ve kira sertifikalarının vadesi geldiğinde onun karşılığında ödenecek tutarlar hazineye daha büyük yük olarak gelecek. Bu aslında her taraftan battığımızın resmidir. Yedek akçeyi kullanmışız, kefen parasını devletin harcamışız, temettüyü harcamışız. Bütçe geldi, 2021 yılı bütçesinde 245 milyar TL bütçe açığı tahmin ediliyor ki açık şimdi 245 ise siz onu şimdiden 300-350 milyar TL olarak kenara not edin. Bu sene için bütçe açığı 120-130 milyar TL olacaktı değil mi yıllık? Daha Eylül ayı sonu itibariyle Merkez Bankası'ndan gelen 40 milyar liralık takviyeye rağmen 141 milyar seviyesine gelindi ki sene sonunda ben 200 milyar TL'nin aşılacağını tahmin ediyorum. Bütçe açığı böyle. Herkes altından kazanırken bizim hazinemiz nasıl bir şeyse altında dudak uçuklatan zararlara imza atıyor. Dolayısıyla ben bu dolarizasyonun yanında sarı metalin ekonomiyi de bir anlamda, kamu maliyesini de önce açıkları kapatmak için kullanılan bu yöntem, günübirlik yöntem iyi yönetilemediği için işte doları 6 lira 85 kuruştan tutmak için 6 lira 60 kuruştan 6 lira 70 kuruştan dolar satmak, kamu bankalarını sattırmak ne kadar yanlıştıysa, altında parametrelerin bu kadar yukarıya doğru gideceğini gösteren gelişmeler, salgın yaşanırken bu kadar altın üzerinden borçlanmak, hazinenin bu açığı vermesi de önümüzdeki günlerde bizi, dolar arttıkça da bu arada o maliyet artacak, hem zarar hem de yükümlülükler, bizi hem döviz cephesinde hem de altın cephesinde zorluklar beklediğini gösteriyor. Yani aslında biz altınları da bu arada yiyip bitirmişiz, harcamışız. Üstüne üstüne o yetmemizmiş gibi 120 tonluk bir borcu da ayrıca hazinenin o TL borcu, dolar borcu, onların hepsi bir yana, bir de altında da böyle bir açık olarak kenarda duruyor. Dolayısıyla devletin kesesi maalesef
iki yakası bir araya gelmiyor. Kamu maliyesinin, hazinenin bu şartlar altında kurda, dövizde ve faizlerde istikrar beklemek mümkün değil. Çünkü bu çarkları çevirmeniz ve bu açıkları kapatmanız için yüksek maliyetlerle borçlanmaktan başka çareniz yok. Hazine maaşları ödeyemem, hazine vadesi gelen borçları ödeyemem diyemeyeceğine göre, ki ben moratoryum bu anlamda beklemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi ne kadar kötü yönetilirse yönetilsin, bu zorlukları ilave faiz, ilave borç alarak yine alacaktır. Ama ne olacak? Torunlarımıza bıraktığımız, miras olarak bırakacağımız borç günden güne, aydan aya, yıldan yıla katlanmaya devam edecek. Perşembe günkü Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı ya da alamayacağı faiz kararı hem piyasaların seyrinde belirleyici olacak. Dolarda, euroda ben seviyeleri belirtmiştim. Dolarda daha önce dün ifade ettiğim o radikal faiz artışı %13.25 üzerinde 7.52 ve hatta 7.32'ye kadar, 28 üzerine kadar gerilebileceğini, ama bu karar gelmediği durumda da 8.02 ve 8.10 üzerinde yeni rallilerin olabileceğini ifade etmiştim. Euro'da da aslında 10 liraya doğru çok hızlı bir hamle görebiliriz. Radikal faiz artışında biraz 9.05'e, hatta 8.99, 8.94'e kadar orada gerilemeler olabilir. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen bana videonun hemen altındaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden de desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararını değerlendireceğimiz programda Türkiye saatiyle yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.